Yedik kırk altı. Bir yedik gerek yok. Biz adamları çıkaracaksın. Evet. İnanılır mı hiç mi? Aynen. Bugün ameliyat günü. Yani öyle heyecanlı falan da değilim. Hani şu anda içimde şey yok. Sanıyorum daha önce başıma geldiği için bazı operasyonlar geçirdiğim için biliyorum. Size de götürüyorum. Orçun'un çok güzel şey boylarıyla size teşekkür etmek istiyorum. Aslında bir yerde belki de hepinizden gelen çiçekler oldu. Orçun çok güzel düşünmüş. Ona da teşekkür ederim. Ve bu vesileyle sizlere teşekkür edeyim. Hiç kimse beni yalnız bırakmadı. Her şekilde herkes hazır ve nazırız dediler. Önemli bir şey olursa. Önemli de bir şey olmadı. Çok da rahat bir akşam geçirdim. Ertesi sabah da zaten artık kendi işimi kendim görebiliyordum. Bir teşekkür edeyim istedim. Hem ilginiz için, hem güzel mesajlarınız için. Herkese aslında belki biraz teşekkür etmek dışında çok daha fazla şeyler söylemek isterdim ama bayağı kalabalık bir mesaj trafiği oluştu. Dolayısıyla yatakta öyle teşekkür etmek yetmedi, kesmedi. O yüzden videodan da sizlere teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Çünkü sevdiğini söyleyenler olmuş. Hiç tanımadığım ve beni sevdiğini söyleyen insanlar var. Çok da hoştu bu. Çok da güzel moral oldu. Tekrar teşekkür ederim. Şimdi biz normal gündemimize dönelim. Zira yapmak istediğimiz şeyler vardı. Geçtiğimiz hafta bahçeyle ilgili bir proje çizmişti Nilay bize. Dün de fiyat teklifi geldi. Onu da onayladık. Bugün şimdi Hülya, Orçun, Nilay hep beraber bitki bakmaya gittiler, çiçek bakmaya gittiler. Daha doğrusu o envanter çıkarılmıştı, ne ekeceğiz, ne yapacağız diye. Dolayısıyla bahçemizle ilgili çalışmalar hafta sonu başlayacak. Bu bizim kendi gündemimizin içinde olan şeyler. Zaten yanlış hatırlamıyorsam biz aslında 2020'nin sonbaharında ufak ufak bir takım şeyleri değiştirmeye başladık. Nedir işte? Koltuklar değişti, yerdeki halıları değiştirdik. İşte aplikler geldi. Aynı zamanda daha önce Hülya'nın duru buradayken durumum kaldı. O odayı çalışma odasına çevirdik. Oradaki tek kişilik yatak çıktı, yerine bir kanepe geldi. Ki bu kanepe iki kişiyi ağırlamak için de olanak sağlıyor. Dolayısıyla orada bir alan açılmış oldu. Bunun dışında işte zaten masanın boyasını falan yapmıştık. Yeni bir iki sandalye aldık, ekledik. Hatta kurulmayı bekleyen iki tane daha sandalyemiz var. Yani aslında biz ufak ufak belki de buraya İstanbul'dan geldiğimiz eşyaları dönüştürmeye, değiştirmeye başladık.
Bundan sonra da zaten şimdi bahçenin de tamamlanmasıyla biz aslında belki bunca süredir oturduğumuz evde uzun süre sonra işte kendi ortak aldığımız eşyalarla, kendi aldığımız kararlarla güzelleştirdiğimiz bahçemizden yeni bir yaza kapı açıyoruz, öyle söyleyeyim. Her şey bittikten sonra da buranın boyanması var. Yani gündemimiz biraz bu. Şeyi çok merak ediyorum. Ne yaptılar, ne ettiler? Ne çiçek aldılar ya da alacaklar? Siparişleri verilecek. Hafta sonunda eğer çalışmaya başlanırsa, hava müsaade ederse, bahçemizde bir hafta 10 gün içerisinde bizim istediğimiz gibi bir hal alacak. Peki bahçede neler yapılacak? Şimdi bizim bahçeye girişimiz şu noktadan. Bu kapıdan aşağı girip bu koridoru geçiyorsunuz ve bizim bahçeye giriliyor. Ve buradaki şık bir tasarımdan sonra bizim bahçe açıkçası biraz bakımsız kalıyor. İşte bu taşlar vesaireler zamanında fonksiyonu olsun, iş görsün diye atılmıştı. Ve girer girmez hemen burada odunların olduğu bölüm var. İşte buralar öncelikle böyle limon ağaçlarıyla falan kapatılacak. Bu kısmı biraz kamufle edeceğiz. Bu taşların hepsi kalkıyor ve yerine kayrak taşları geliyor. Doğal kayrak taşları. Duvar diplerine sarmaşık ve bir takım bitkiler. O Latin isimlerini bilmiyorum. Burada bir göbek yapılacak. Bizi karşılayacak renkli bir bölüm olacak. Bu taşlar da dümdüz böyle değil de hafif dönerek geçecek. Burada bir bitki alanı bizi karşılayacak. Burası bir oturma alanı yapacağız burada. Bir bank koyacağız. Bir kayrak alan. Hani gel dinlen, camdan işte kahveni falan alıp burada içebileceksin. Bu alanda da bir taş bahçesi yapmayı planlıyoruz. Selam. Ne aldınız? Bu. Sana bunu aldık. Ay teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Güzel gerçekten. Biraz alışkınırsak. Keselim. Ne yaptınız? Anlatsanıza. Ne yaptın? Önce gittik. Bazı bütün işleri hallettik. Bitkiciye gittik. Hemen seçtik. Şu peyzajcı var ya, Yalıkavak yolunda. Oraya gittik. İşte önce Nilay gösterdi bu. Hani isimlerini bilmiyoruz ya biz. Evet. Sonra işte bir takım şeyleri değiştirdik mesela. Orada başka beğendiklerimiz oldu. Hı hı. Böyle sarı yapraklı vardı. Orçun da onu gösterdi zaten. Orçun gösterince aa dedim o çok güzel. Olur. Hani durum odasının önüne. He. Böyle sarı yapraklı. Çok güzel bir bitki. Hayır durum odasında değil buraya. Buraya mı? Durum odasında sarmışlıklar ve bak, şeyler işte var. Bak işte ben karışıyorum. Şu çeşmenin oraya. He. Sarı çiçekli ve aralara. Ha bütün bitkilerle siparişini verdiniz mi? Verdik. Vay. Kayrakçıya gittik. Kayrakların tek siparişi de verildi. Kayrak ne kadarmış? Tanesi 15. Ha güzel. 40 tane bize. 10 tane ben aldım. 900 tuttu. Güzel. Şey yani başka neler aldık orada? Kaya bahçesi için kayalar aldık. Küçük şeylerini aldık. Oha bütün her şeyi hallettiniz evet, yani. Evet bitti. Bu nereye ekilecek? O hani kaya şey yapacak diye köşesi. Ha. Sukulentler falan olacak. Hı-hı. Küçük kaktüsler olacak. Evet. Bu şey olacak. Ne deniyordu bunları? Taşların arasından. Evet. Esas bitki. Star. Orada böyle baş eleman. Ha, onun orada şey de olacak, pampas. Pampas olacak mı böyle? Pampas sazların oldu yani. Saz köşesi var. Ay, ben hepsini karıştırıyorum. Şimdi cumartesi mi giriyor adamlar yoksa hemen giriyorlar mı? Ustayla konuş, yani nakliyeciye falan şey dedi. Nakliyeci bugün gönderecek, ben ustayla konuşayım o zaman. Şimdi usta yok, belki ben numaranızı alayım. Hani bugün bile başlayabilirdi usta olsa. Ustayı ayarlayacak. Ustalar ne zaman müsaitse büyük ihtimal onlar gelecekler, çap olacaklar. Toprağı havalandıracaklar. Usta da yapısal dediği bir taşları döşeyecek. Oraya böyle platform yapacak ustalar gelecek. Onlar aynı anda yapabilirler bence ama onu nasıl planladı bilmiyorum. Onlar gelecek. Ondan sonra topraklar, şunlar bunlar gelecek. Onlar taşınacak. En son bitkiler zaten. Bitkiler ödediğimiz zaman zaten canım bir gün yaptırılır. Aslında birazcık acele de olmadı. Çok düşündük falan da iyi oldu ya bir anda böyle şey olması. Bence mesela iki tane büyük starliçe vardı. Tane yani starliçenin tane 1500 liraya olanı da var. 850 liraya olanı da var. Bilmem ne olanı da var. Orada baktık işte bunlar aslında bir tane yapalım onu. Onun yerine bilmem ne dikelim. Bir tanesini yaptıysak o bari hani küçük değil de büyük olsun, bir tane olsun. İki tane küçük olmak istemezse gibi şeyler falan. Bunun fiyatı buysa o zaman bunu alalım bari deyip böyle hani bir şeyleri eledik, bir şeyleri şey yaptık.
düşürdük fiyatları. Ben daha geçmedim. Hülya, duyuyor musun? Hülya, duyuyor musun? Daha önce şu kaktüsler için, hani onun bu kaya bahçesi şu buz falan yapılsın da, kaktüsler bence uygun muygun bir zaman sonra bir yerden bir şeyler de bulunur. Git böyle çok pahalıyı almanıza gerek yok. Onun o şeyi belli olsun, kaktüsleri sonradan biz de dikebiliriz yani. Ucuz oradan buluruz. Buradan bir tanesini koparırız. Bilmem nesini bir yerden arkadaşımızdan alırız falan. Öyle de oluşturabiliriz. Ben falan mı yani? Mesela şunları aldık ya. Sen bunları kaç paraya aldın pazardan? Ya, 7 lira mesela. Tamam oturun. Daha büyüğünü 15 liraya alırsın. Git orada işe oturup 60 lira vermezsin. Aynen. Tamam. Oraya sukulent bulur değil mi onları? Sukulent de söylemiştim. Kaktüs. Birkaç tane böyle bunun gibi bir iki tane kaktüs alınır. Geri kalan sukulentler falan zamanla dolur. Evet. Bunu hemen almak zorunda değilsin bence. Aynen. Çok güzel olacak. Bence de. Umarım bir haftada falan halledilir o şey, bu adamın. Ay Miray. Çok heyecanlı. Görmen lazım. Ay çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Çok güzel. Penisettim alınacak mı? Bizde penisettim var 3 tane. Onları oraya koyalım falan. Hep bunları oraya aktardım ama. Ha evet evet. Küçük hesaplar yaptım çok alanda. Doğru iyi söyledin. Evet onları aldım. Bir de burada starlişi olacaktı. Ona gerek yok dedim. Starlişi burada gerek yok. Aynen. Evet. Onun yerine o iki tane olan şeyden bir tane buraya alıp onunla bir tanesini silip starlişini silip onu oraya alıp. Buraya şey yapacağız. Kokulu bitkiler. Kokulu böyle. Biberiye falan. Ha. Ya da çayı. Aromatik bitkiler gibi. Şu durur ama değil mi? Dursun. O bir türlü ilerlemedi ama. Niye? O yabani olduğu için. Yabaniler böyle oluyormuş. Çok yaprak falan. Bunu da şöyle şey yaparız. Bu dursun. Belki bu sene biraz şey yapılır. Güzel olacak ya.